Değerli Genç Mazi ve gençmazi.com izleyicilerimiz, bugün konumuz AK Parti Genç İlçe Başkanı Sayın Aydın Kalabalık konumuzdur. Gündemle ilgili bazı konularımız, sorularımız falan var. Kendisini tanımak istiyoruz. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet Bey. Çok teşekkür ederim bize bu imkanı sunduğunuz için. Allah razı olsun. Sayın Başkan, seni tanımak istiyoruz. Özgeçmişle beraber duygulanmak istiyoruz. Ahmet Bey, ben 1978 Genç Şehir ve Ulutaş Mezrası'ndan ilimizde tanınmış, sevilen tüccarlarından Hacı Abdullah Kalabalık'ın oğlu Aydın Kalabalık. AK Parti ilçe başkanı Sayın Aydın Kalabalık'ı nasıl buluyorsunuz? Çok iyi biliyoruz. Güzel bir arkadaşımızdır. Gençtir, girişimcidir. Bak, ben bir CHP'ci olarak, kuyu bir CHP'liyim. Başka biri olsaydı hiç sevmezdim. Ama şimdi onun için çalışırız. Biz CHP olarak hem CHP'ye çalışırız hem Aydın'ı. Çok seviyorum. Girişimcidir. İnşallah genç için. Sayın Aydın Kalabalık, ben gece de yatıyorum. Benim rüyumdadır. Onu sevdiğim için tutarlı bir çocuktur. Yani kötülük o adamdan gelmez. Yani gencin takıma göre en değerli, bu parti başkanı en değerli çocuk odur abi. Çok seviyoruz. Genç AK Parti Başkanı Sayın Aydın Kalabalık nasıl buluyorsunuz? İyi bir genç bir girişimcidir ve onun başarı olmasını da diliyorum. Aynı zamanda inanıyorum ki başarılı bir arkadaşımız olur. Canı gönlünden de destekliyorum onu. Başarıların devamını da diliyorum. Biz ailece ve bölge olarak da onun arkasındayız. Genç için yeni bir umut olabilir mi? Kesinlikle. Çünkü gençler yapar ve o da yapacak. Genç AK Parti ilçe başkanı Sayın Aydın Kalabalık nasıl buluyorsunuz? Girişimcidir, çalışandır. Güzel bir hizmet yapacak bir şekilde bir başkandır inşallah. Genç için güzel şeyler yapacağını düşünüyorsunuz değil mi? Düşünüyorum. İnşallah yapacak. Genç için de hayırlı olsun. Genç Kültür Mahallesi Muhtarı Halim Savuk. Genç AK Parti ilçe başkanı Aydın Kalabalık beyefendiyi çalışmalarından dolayı takdir ediyorum. Başarılı buluyorum kendisini. Donanımlı bir arkadaşımız. Başarılar diliyorum bundan sonraki çalışmalarında. AK Parti Genç İlçe Başkanı Sayın Aydın Kalabalık'ı nasıl buluyorsunuz? Gayet iyi. Aydın Kalabalık iyi. Bence gençlere hitabı, gençlerle diyaloğu, gençlerle samimiyeti çok iyi. Allah razı olsun. Eğitim durumu köyden başlayıp şehre... Evet Ahmet Bey, biz ilkokulu köyümde tamamladıktan sonra tabii o zamanki şartlar el vermeyince biz okulu orada yani bırakmak zorunda kaldık. Ancak bu eğitim içimde bir uhde, yani bir merak olmuştu. Bu eğitimi bir şekilde yani tamamlamak istiyordum. Bu ta ki askerlik bittikten sonra tekrar bu aşk, tabii aşk kalbimdeydi. Yani bu eğitim bir şekilde hani üniversite okumam gerekiyordu. Ve karar verdim. Ortaokuldan başladım. Yani açık öğretim olarak. Ortaokuldan başladım. Sırasının ortaokulu bitirdikten sonra liseyi bitirdik. Liseden sonra tabii üniversite sınavlarına katıldık. Oradan da bir sosyal hizmetler ön lisans bölümünü biz kazandık, onu bitirdik. Onu bitirdikten sonra da DGS, bu dikey sınav geçiş sınavları vardı. Ona katıldım. Ben oradan da Uluslararası İlişkiler bölümünü kazandım. Uluslararası İlişkiler bölümü 4 yılı tamamladıktan sonra tabii bu yani bu okuma merakı bende bitmedi. Yani tekrar bir 4 yıl. Yani mücadele diyor. Tekrar bir eğitim önemli bir husus. Eğitim tekrar, gerçekten eğitim. Tekrar bir 4 yıllık şu an halkla ilişkiler ve tanıtımı okumaktayım. 2 yıl bitiyor bu sene inşallah. 3. yıla başlayacağız. Eğitim, her şeyin başı eğitim diyoruz ya. Bu eğitim de benim için çok önemlidir. Buna çok önem veriyorum. Gençlerimizden buradan da çağrımdır. Eğitime önem versinler, okusunlar, kitap okusunlar bol bol. Ben kitap da okurum. Ben günlük düzenli bir şekilde en az bir 20-30 sayfa okurum yani. Vaktim olsa daha fazla. En az düzenli bir şekilde bir 20-30 sayfa okurum. Çok önemlidir. Yani eğitim önemli bir husustur. Her güzelliğin başı da ben eğitim diyorum. Yani. Evet. Bugün bir pandemi oldu bizim ülkemizde. Yani düşün, öyle bir güzel bir altyapı olmuş ki bu okullar tatil oldu. Ancak şu şekil okullarımız evde devam etti. Eba TV yani televizyonlardan olsun, internet üzerinden olsun yani. Devletimiz büyük, gelişmiş yani. Devlet, şimdi bir zamanlar ben hatırlıyorum, insanlar işte Almanya'ya giderdi.
Oradan bize gelip işte Almanya'da şu var, bu var diyordular. Ancak şu anda bakıyorum, biz şu anda yani çok şükür şu anda Avrupa'nın birçok ülkesinde olmayan imkanlar ülkemizde var. Bu da bizi çok mutlu ediyor yani. Onun için bütün bu kazanımlar tabii ki böyle kolay olmadı. Bunlar tabii eğitimli insanlar sayesinde, tabii bilgili insanlarımızın sayesinde oldu bunlar tabii. Sayın Başkanım, siz ticaretle uğraşıyordunuz. Ticaretle beraber siyasete tas atıldınız, bir merakınız falan var mıydı? Yoksa genç yaşına rağmen yani ülkemize bir şeyler yapmak ve ticaretle beraber... Yani şimdi bizim, ben babam mesleği dediğim gibi babam çok ticarete uğraşan, bir ticarete yani şükür ben bununla, babamla rahmetli burada, bugün babalar günüdür. Onu da özellikle anıyorum, Allah rahmet etsin. Bütün ölen babalarımıza Allah rahmet etsin, mekanları cennet olsun, yaşayanlara da güzel, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Bu vesileyle bütün babalar gününü de kutluyorum. Bakıyorum. Ahmet Bey de bir babadır, sizin de babalar gününüzü kutluyorum. Tabii biz daha onu yaşayamadı o duyguyu. Bekarım ben Ahmet Bey, daha biliyorsunuz herhalde, bilginiz var. O benim de geldi çocuğum. 2000 yani partimizin kuruluşundan beri ben ilk kuruluşundan ben üye olmuşum bu partime. Yani bu partiye gönüllü olarak ben çalışmışım yıllarca. Hizmet ettim elimden geldiği kadar tabii ki. Tabii ki 5. olan kongremizde 2014 5. olan kongremizde ben Osman Tartik Başkan döneminde ben orada yedek üye olarak yani yönetime girmiştim. Tabii o dönemin ortasında Osman Başkanımız görevi bıraktıktan sonra Hacı Bilal Sağlar Başkanımız o geldiğinde tabii orada bir ki yani üye boşluğu olduğu için biz oradan yedekten asile geçtik. O günden bugüne işte yönetimdeyiz. Bu sene de 2019 yerel seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir kongre süreci başladı. AK Parti'mizin bir kongre süreci başladı. Bu kongre sürecinde ve bizim bu kışın tabii Bingöl'ün 4 ilçesi Genç, Adaklı, Kığ, Yayladere. Bu 4 ilçemizi bir değişiklik, erken bir değişiklik söz konusu oldu. Bizi tabii adaylık başvuru süreci başladı. Biz de bir toplamda ilçemize 9 arkadaş biz başvurumuzu yaptık. Bir süreç yaşadık o ana kadar. Bütün gencimize yani önceki hizmet etmektir. İnsanlarımıza faydalı olmaktır. Eğer bu görevi aldık yani nasip oldu. Şimdi nasip kısmı bu görevi bize verdiler. Yani önemli olan bu görevi bıraktığımız zaman insanların bizden memnun olması. Köylerimizle ilgili biz yani çok yani iyi çalışıyoruz. Köylerimizle ilgili eksikler var. Çok eksikler. Yani şimdi muhtarlarımızın bize bu sene sadece bu sene acil hizmet olarak dedi ki bu yıl yapabileceğimiz şeyler dahi söyledik. Onları biz topladık, bir dosya oldu. Yani var köylerimizde eksikler. Hizmet hiçbir zaman bitmez. Bitmez. Şimdi AK Parti şu an yani 2002'den bu yana baktığın zaman bizim kayıtlarımızda var. Yani trilyonlarca işte köylere şey yapmış. Hizmetler yapmış. Ancak dediğimiz gibi hizmet hiçbir zaman bitmez. Yol işte hiç yok. Yol yaparsın. Yerini açarsın, bu yol isterse yeni açarsın. Sonraki aşamada der ki işte stabilize et. Stabilize edersin, sonraki aşamada bu sefer de asfalt yap. Bu şekilde dediğim gibi asfalt yaparsın, bu sefer yani derler ki bitmiyor, sıcak yani, asfalt bitmiyor. Yap, hizmet bitmez. İnsanlar isteği bitmez. Tabii bizim görevimiz de hizmettir. Biz elimizden geldiği kadar bütün köylerimize, mezralarımıza yani ayrım yapmaksızın tabii ki. Dediğim gibi Akdağ'dan Tavz Dağı'na kadar ben 35 bin vatandaşımız var, ilçe vatandaşımız var, nüfusumuz var, 35 bin kişi. Benim için bugün Ahmet zor olan neyse 35 bin kişi de öyledir. Ben o gözden bakıyorum. Takip etmişseniz ben ilk yani görev bize tevdi edildikten sonra hemen geldikten sonra biz sanki bir seçim varmış gibi bütün ben elimden geldiği kadar öncelikle büyüklerimize, yaşlarımıza buna çok önem veriyorum ki gençlerimiz de tabii ki çok değerlidir. Ya büyüklerimize, bizim kültürümüze, büyüklerimize saygı var. Onların duası bizim için çok önemlidir. Önceki gittik, onları biz tek tek yani gidebildiğim kadar tabii doğru, herkese hocam, gittim. Desem burada belki yanlış olur ama ya bütün hassas durmaları elimden geldiği kadar gitmişim. Benim özellikle bir şey yaparken benim en çok önem verdiğim konu budur. Allah rızası için.
İlkem, en büyük ilkem odur. Yapacaksın, Allah rızası için yapacaksın. Bunu yaptın, Allah için yaparsan ben buna da inanıyorum ki Allah için yaptığın zaman Allah da yanındadır ki başarılı da olursun, inşallah yolda da kalmazsın. Ben buna inanıyorum. İcraattan bundan sonraki hedefiniz bundan, yani. Bundan sonraki, yani biliyorsun bir sürü gençlerimiz de falan boştur. Doğrudur. Yani, onların beklentileri falan var. Doğrudur. Gençlik biliyorsun, yani fabrikalarımız falan yok buna ilgili. Ta şimdi, şimdi hükümetimizin yani bu yönde politikaları var. Gençlerimiz artık bilinçli gençlerdir. Şöyle bir şey, ben gençlerimize her zaman bunu tavsiye ediyorum. Yani genelde gençlerimiz bireysel olarak yani devletten beklentileri var, haklılar, bekleyebilirler. Ancak devletimiz yani şu çağda, şimdi özel sektör çok önemlidir. Devletimizin de bu konuda özellikle gençlerimize yönelik projeler falan. Proje imkanları yani sunduğu imkanlar çoktur. Gel gelelim ki bizim gençler bu konuda yani yetersizler, öyle maalesef öyle. Yani proje gençlerin arkadaşları diyorum yani zaman zaman gençlerle hemhal olduğum zaman yani konuştuğum zaman diyorum ki arkadaşlar bakın yani sizin böyle bireysel olarak devletten beklentiniz olabilir. Tabii ki kamuya girmek istersiniz, okumuşsunuz, üniversite okumuşsunuz, çeşitli bölümler okumuşsunuz, başarılı gençlerimiz çok. Evet, gerçekten. Yani o beklentisi ben anlıyorum. Ancak diyorum ki gelin öyle bir girişimci ruha sahip olan gençlerimiz de muhakkak var. Bir araya gelin böyle bir projeler geliştirin. Yani bir gencimiz en azından bir iş geliştirsin, bir proje geliştirsin, bir iş geliştirsin ki bir gencimiz hiç değilse bir 5-10 gencimizi kurtar. Çekil yani. Ya, Sayın Başkanım, evet. Şimdi bu bir yani bir 4-5 aydır gerçekten kötü bir süreçten geçtik. Evet. Özellikle koronadan dolayı evet. Bütün fabrikalar olsun, işler olsun, işeleri olsun kapandı. Evet. Bununla beraber bu süreçten sonra yani sosyal alanda, kültürel alanda projeleriniz falan var mı bu gençlerimize? Tabii ki hükümetin, devletin gençler için sunduğu imkanlar var ancak onları bilmek lazım. Yani şimdi gidip peşinden gezmezsen, uğraşmazsan, araştırmazsan, bilmezsin, yapamazsın. Bilmeyi araştırmak lazım. Ben bazen gençlerimize diyorum ki bakın yani çeşitli kurumlarda hani mesela diyelim ki tarım bugün sütaş açılmış. Bingöl'de büyük bir yani faaliyete geçecek ya yakın zamanda bir sütaş açılmış. Yani daha faaliyete geçecek inşallah yakın zamanda. Bölüm bölüm faaliyete geçecek. Büyük bir fabrikadır. Ben şahsen kendim 2-3 defa gittim. Yani sahada gördüm. Geçen daha 2 gün önce de gittim. Yani gerçekten hani böyle yani insan yani övülmeli böyle bir projenin Bingöl'e ilimize evet. Kazandırılması yani bölgemize ilimize değil bölgemize kazandırılması. Bingöl ve ilçeleri yani tabii, bütün tabii, köyler. Yani bu çift, Ahmet Bey bu sadece Bingöl için değil. Evet. Bu yakın çevre bütün illerimiz için. Yani evet. Bunun içinde Van var, Elazığ Muş var, Muş var, Diyar, yani yakın bütün illerimiz yani evet. Buraya bağlı olarak kendi ürünlerini getirip satabiliyorlar. Bu bir imkandır. Biz istiyoruz ki burada en çok yani ilimizde yapıldığına göre en çok ilimiz faydalansın. Ancak ben görüyorum ki yani bu yönde tamam var yani çok proje geliştiren hani çiftlikler falan kuran insanlarımız var onları görüyoruz. Ancak azdır onların sayısı. İstiyorum ki bu insanlarımız bu yönden projeler geliştirsin. Şimdi bize geliyor genç arkadaşlarımız işte işe girmek istiyorlar orada eyvallah haklarıdır. Biz elimizden geldiği kadar uğraşmaya çalışıyoruz. Ancak şöyle fabrikanın da bize söylediği yani yetkililerin biz kalifiyeli yani kriteri uyan insanları alacağız ki böyle yani onların bir belli branş yani kriter var. Evet. Yani tarımla ilgili, ziraatla ilgili, hayvancılıkla ilgili yani kriterler o kriterler uyuyorsa diyorlar ki gelip başvuru yapsınlar. Hani bazı gençler diyorlar ki işte bazı insanlarımız diyorlar ki işte siz isterseniz alabilirsiniz. Öyle bir şey yok. Biz söylüyoruz tabii ona. Tabii sınavla oluyor bu. Bu tabii onların yani bir kriterler var. Bir sözlü bir yazılı sınav yapıyor. Daha sonra onun fabrikanın yani Aksaray'dan şeye geliyor. Bir heyeti geliyor. Onlar da tabii mülakatı alıyorlar. Arkadaşlarımızı uygun bulduklarını alıyorlar. Hani burada siyaset istese yani AK Parti istese bunlar herkesi alabilir. Öyle bir şey yok. Yani tam yani. Özel sektördür. Biz bu kriterlere uyan insanlarımız yok mu? Var. Çok şükür. Ki, okuyan bize gelen okuyan insanlarımız şükür. Yani var. Mühendislerimiz biz var. Ziraat mühendislerimiz var yani. Tarımda mezun olanlar çeşitli yani onlara yani o kriterlere uygun kişilerimiz, insanlarımız var. Biz de onları yönlendiriyoruz. Diyoruz ki yani burada da benim çağrım odur. Bu kriterleri taşıyan bütün arkadaşlarımız gitsin başvuru yapsın. Biz ne kadar yani ben şahsen çok uğraştım.
gidiyorum geliyorum. Yani elimden gelse, inan oğlum da elimden gelse ben istiyorum ki bizimki ilçemizde işsiz çok. İstiyorum ki 1000 kişi alalım oraya. Ancak o da mümkün değil. Bu çağrı yapıyorum. Diyorum ki gençlerimiz oraya başvuru yapsınlar. Gitsinler. Mühim bir yerdir. Neden iş alınıyor başkanım? Yani şöyle onların yetkilerin yani. Yetkilerin verdiği rakamları baktım. Yani direkt de orada yaklaşık 1100 İlk etapta. İlk etapta değil. İlk etapta. Şimdi bölüm bölüm açılıyor. Şu an bölüm bölüm kaç kişi alınacağım? Ben rakam yani hatırlamıyorum. Ancak toplamda direkt de 1100. Ama bunu dolaylı olarak hani hesapladığın zaman bu 10.000'leri geçiyormuş İslam açısından. Çok önemli bir şey. Yani Sütaş kendi başına yani büyük bir yatırımdır. Bin gözümüz için. Yani bunu da görmek lazım. Evet, tabii buna sebep olan ben başta tabii Cumhurbaşkanımız ama bunu gündeme getiren tabii bizim ilimizin çok değerli, kıymetli bakanımız Sayın Cevdet Yılmaz bu konuda emeği çok geçmiştir. Tabii onun yanında milletvekillerimizin de tabii ki yani orada 3-4 dönemdir tek tek şimdi isim saymayayım. Bütün millet yani emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum. Yani bizim ilimize böyle güzel bir şey kazandırdılar. Bundan dolayı emeği geçen herkese yani şükranlarımızı arz ediyorum. Sayın Başkan, şimdi biz genç mafya olarak hani toplumda geziyoruz, sokaklarda dolaşıyoruz, vatandaşın bilgilerini alıyoruz. Bu son dönem belediye başkanı Sayın Zeki Bey seçtikten sonra sizin gibi de genç bir başkan olarak gençte yani çok değişim oldu. Sizin burada bir yani beraber çalışma imkanlarından mı kaynaklanıyor yoksa Zeki Bey'in bir tek başarısıydı? Ben bunu söyledim, her zaman da söylüyorum. Kolektif çalışma çok önemli, birlikte çalışma. Bu çok önemlidir ki daha önceki dönemlerde biz bunun sıkıntısını yaşamışız. Bu görünen bir şeydir ki yani ilçemiz 4 dönemdir yani 4 dönemdir AK Parti'den yani seçilen belediye başkanlarımız olmuş. Ancak yani bir kopukluk yani ben bir ilçe başkanı olarak bir öz eleştiri yapmak istiyorum. Yani bir birlikte çalışma ruhu oluşmadığı için ilçemize maalesef hak ettiği, ilçemizin hak ettiği şey, hizmeti alamadı. Onu söyleyeyim ama bu dönem biz çok şanslıyız. Ben burada ilçe halkımıza hani buradan yani seslenmek istiyorum. Gerçekten de hani bize güvensinler. İnşallah ilçemiz bu dönemde hak etti. Birçok projeye kavuşacak. Yani birçok güzellik ilçemize kazanacak ki burada bunu kime güvener söylüyorum. Bizim gerçekten çok değerli bir belediye başkanımız var. İşini bilen. Bu işte yani belediyecilikten yaklaşık 25 yıl emekli olduktan sonra belediye başkanı seçildi biliyorsunuz. Evet yani bir hizmet falan bir, bilgi, birikim onun yanında azim, istek var. Belediye şimdi, başkanımız istiyor yani ilçeye bir şeyler yapmak istiyor. Tabii ilçe biliyorsunuz sizin de malumunuz kamuoyuna paylaşıldı. İlçe belediyemiz yani yüklü bir borç devraldı belediye başkanımız. O da yani onu zorlayan bir husus. Ancak ona rağmen belediye başkanımız çok çalışıyor. Tabii siyasilerimizin de verdiği destekle yani projeler götürüyor. Çok şükür şu ana kadar birçok projesi onaylandı. Bizim köprünün yanındaki işte Millet Bahçesi bu sanırım yani ilçe bazında ilk bizim ilçeye verilen bir projedir. Bu da yani Zeki Başkan Çağrı tabii bizim başkanımızın çok katkısı var. Yine Cevdet Yılmaz Sayın Bakanımızın çok katkısı var. Sayın Milletvekilimiz Feyzi Berdi Bey'in çok katkısı var. Hepsinden Allah razı olsun. Çok büyük bir proje yani kazanılmış durumda ilçemiz için. Tabii bunun yakın zamanda inşallah ihalesi yapılacak. Yapıldıktan sonra o güzelliği hep beraber göreceğiz. Bunun yanında tabii doğalgaz çok önemli yani bir şey yatırım. Doğalgazımız bu sene geldi maşallah işte doğalgaz geldi. Bu da vatandaş tarafından. Şu an gerçekten. İşte hızlı bir şekilde vatandaşlarımız bunu tesisatını çekiyorlar. Böyle yani baktığın zaman genç bu sene böyle her tarafı inşaat. Hem içeride mesken hem içeride hem de sokaklarda olsun. Her taraf inşaattır. Bu doğalgaz büyük bir projedir ben gözüm. Yani çünkü bunda şu an diğer ilçelerimiz biliyorsunuz Solhan durumunu Solhan'dan bu konuda muzdaripler. Gerçi ben geçen bizim Solhan ilçe başkanımız Nihat Bey burada hani onlara saygılarımı iletiyorum. Nihat Bey'le ben konuşurken dedim ki Sayın Başkanım dedim ki şimdi ülkeler bazında Türkiye Azerbaycan'ı biz hani iki devlet bir millet diyoruz. Evet. Hani biz Solhan için de benim geliştirdiğim bir şeydir. Diyorum ki Solhan genç İki ilçe bir millettir.
Dolayısıyla ya gence bu sene yapılmış, seneye de inşallah Solana yapılır. Kendisi de tabii hoşuna gitmişti bu sözüm. Ancak tabii ki onları da anlamak lazım. Orada da tabii bir muhalif kesim var. Bunu da böyle şey olarak yani bir koz olarak onlara karşı böyle üstüne gidiyorlar. Bununla işte siz işte çalışamadınız, bak siz başaramadınız, getiremediniz, genç götürdü gibisi. Tabii bu siyasi olarak kullanıyorlar. Tabii orası. Evet. Şimdi Sayın Başkanım biz genç mağdur olarak yani evet. izleyicilerimize beraber. Şimdi genç hepimizindir. Evet. Yani siyasi parti olmaksızın kim gelirse gelse, evet. bir hizmet yapabiliyorsa ne mutlu insana. Biz evet. onlara bunu diyoruz. Gerçekten Zeki Bey'in de bir avantajı var. Yıllarca belediyede çalışmıştır. Evet. Onun altyapısı da bir iyi bir kimliği de falan var. Evet. Yani herkes tarafında sevilen bir insan olarak çıktı hizmetleriyle evet. beraber. Evet. Ona beraber sen de genç bir başkan olarak beraber çalışıyoruz tabii. Bu uyum içerisinde hem Zeki Bey'e hem sana teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bundan sonraki hedeflerle beraber genç halkına bu doğalgazla ilgili nasıl bir müjde veriyorsun açılışı? Doğalgaz zaten şöyle yani bir şey. Diyorlar, kasım şöyle diyorlar. Başkanımız zaten hani yetkili az belediye başkanımız. Burada hani evet. biz onun yerine burada hani farklı bir şey konuşmayalım. Yani orada gerekli resmi açıklamaları kendisi yapar zaten. Evet. Şöyle söyleyeyim. Milletin hani bazı insanlarımızın kafası biraz karışık bu sene. Diyorlar ki işte bu herhalde bir bölüme veriliyor, bir bölüme verilmiyor. Öyle bir şey yok. Başkanımız daha dün biz konuştuk bu konuyu. Yani gencin tümüne bu sene inşallah... Yani bütün sokaklara girip adam bir sene çekilse tabii çekilmez. Artık, evet. Artık abone yani ev evet, sahiplerine evet. kalan bir şey gerisi evet. artık onlar isteyen götürür. Gücü yeten götürür, gücü yetmeyen bu sene götürür. Ancak şöyle bir görüyorum ki bir gayret, büyük bir gayret var. Herhalde bu sene yani büyük bir bölümü çeker yani. Tesisatını çeker, öyle görüyorum. Büyük bir gayret yani, var. Yani Rahmi evet. Bey'in anlattığına göre bir evet. evli bile Ekim'de de bir açılışı falan olacak. Ekim şöyle. Ayında açılış evet. olacak yani. Banas'ta açılacak. Şöyle, biz de öyle duyduk. İnşallah bu sene doğalgazlı bir hayat kışın yani sıcak bir hayat yaşayacağız. Sayın Başkan, evet. yani son olarak genç halkına söylemek istediğin, genç halkımıza yani ben birlik onu diyorum yani birlikte olalım yani beraber olduğumuz sürece inşallah gücümüze güç katarız. İnşallah yani eksiklerimizi hep beraber tamamlarız ben onu diyorum. Dediğim gibi demin söylediğim gibi çok değerli bir belediye başkanımız evet. var. İşini bilen çok değerli bir kıymetli bir belediye başkanımız var. Tabii uyum dedim çok önemlidir. Biz çok önemlidir. Evet, yani, teşkilat olarak evet. Bunun da bilincindeyiz. Çünkü biz genç mağdur olarak genç için ne yapılıyorsa kim evet. elini taşın altına götürse saygılı diyoruz. Evet. Yani bu genç hepimizin yani tabii siyasi ki, parti evet. olmaksızın. Evet. Yani tabii herkesin görüşü. Şimdi Ahmet Bey bu siyasi parti dediniz. Ben bunu da söyleyeyim. Hatırlatmış oldunuz. Ben İnanoğlu'nun dediğim gibi bu kadar ziyaretlerim yani baktığınızda araştırdığınızda haklı olduğumu görürsünüz. İnanoğlu'nun ne A Partisi ne BP'si ne evet. dememişim. Çünkü dediğim gibi demin söylediğim gibi onu tekrarlayayım. 35 bin insanımız evet. hepsi bizim için aynıdır. Biz genç, bu işe insanlarız. Biz genç mağdur olarak diyor tabii evet. bu her şey genç için. Diğer evet. parti il başkanı da alacağız evet. genç için tabii evet. ki. Burada sonuç ne olursa olsun sonuç yine genç olsun. Hepimiz bu sofrada olalım. Çatal kaşık ayrı olsun ama tencere yememiz aynı olsun. Aynı olsun. Kim aynı. Hizmet için, genç için bir şey yapıyorsa saygımız olsun. Allah razı olsun. Biz ona bakıyoruz. Yani bundan sonra bizim inşallah için de şimdi bizim il başkanlarımızı alırız. Her inşallah. Şey genç için diyoruz. Biz şu an burada işin siyasetini biz yapıyoruz. İşin siyaseti boruna değil. Biz yani genç için. Şunu yani. Söyleyeyim Ahmet Bey, siz de şu anda hani belki farkında değilsiniz ama büyük bir görev yapıyorsunuz. Evet, yani bu boşluğu yani insanları tanıtmak, gençle ilgili olan bir tane. Tanıtıyorsunuz. Gurbetçilerimiz biliyorsunuz çok gurbetçimiz var. Yani maalesef biz yıllardır göç verdik. İnşallah bu göçü tersine çevireceğiz ki öyle görünüyor. Allah'ın izniyle hem genç için doğalgazdır çeşitli sebeplerden evet. dolayı hem de Bingöl merkezi. İnşallah ben umarım ki yani yakın zamanlarda dışarıda olan gurbetçilerin birçoğu ilimize dönecek. Yani öyle görünüyor. İnşallah. Çünkü istihdam yani olursa gelirler. Çünkü bu sütaş dediğim gibi sütaş gibi yani sütaş değil sadece sütaş değil sütaş gibi birçok imkan var şu anda. İşte sanayide işte tekstil yani var. Çok şey var. Bunlar artacak Allah'ın izniyle. Artacak tabii ki ülkemiz de tabii yani zor süreçlerden geçiyor. Ülkemiz evet, hem içeriden 4 ay. Hem evet. içeriden hem dışarıdan evet. yani baktığın zaman biz bu sene yani 2019'dan bu yana baktığımız zaman
Suriye'de olan biten, Suriye'de işte Türkiye, işte bütün dünyanın Türkiye üzerinde oynadıkları oyunlar ortadaydı. Türkiye oraya 2-3 operasyon yaptı, büyük operasyondu. Hatta oraya girip çıkamazsın diyenler oldu. Şu an hamdolsun Allah'ın yardımıyla orada yüzün hakkıyla askerimiz, ordumuz çıktı başarılı bir şekilde. Sonrasında tabii bu hastalık çıktı, koronavirüs çıktı. Koronavirüs yaklaşık 3-4 aydır. Bununla tabii bu bizim şeyde pandemidir yani. Bütün dünyada olan bir şeydir. Bütün dünya mücadele ediyor. Elhamdülillah bizde de bunu mutluluğunu da yaşıyoruz. Yani nasıl mutluluk? Yani ülke olarak gerçekten şöyle, biz ülke olarak Ahmet Bey yani herkes açısından bir başarı. Bunu takdir ediyor ki biz yani sağlık altyapımız olsun. Ekonomik işte istikrar paketleri yani o süreçte insanlarımıza mesela burada şu an tam rakamlar önümde değil belki ama büyük rakam mesela ilçemizde binlerce insana yani nakit parasından tut işte kolyesinden tut yani ya Cumhuriyet tarihinde inanıyorum ki Cumhuriyet tarihinden bu yana yani bu şekilde kısa bir sürede bu kadar yardım Türkiye'de verilmemiş. Yani. Dünya ülkelerine baktığı zaman gerçekten yani kimse vatandaşa sahip çıkmadı Türkiye haricinde. Biz 90 yaşındaki adamlar sahip çıkıyor. Hatta İngiltere halkı ayaklamıştı. Sonra Cumhurbaşkanı geri adım atmıştı falan. Yani şimdi bunu zaten ülkemizdeki insanlar tek söylemiyor. Bunu dünya söylüyor şu an. Bu başarı işte. Dünyada örnek oldu. Yani. Sen şimdi başkanım, şunu söyleyeyim. Bu var. Tabii bunun yanında insani yani. Türkiye hani içeride kendi insanına tek sahip çıkmadı Ahmet Bey. Tabii. Yaklaşık 120 ülkeye Türkiye bu süreçte yardım gönderdi. Doğrudur. Gerekli sağlık malzemesi olsun. Yani bu süreçte lazım olan bir sürü yardımı işte yaklaşık 120 ülkeye gönderdi. Yani, Türkiye bu başarıyı gösterdi. Bütün ülkeler. Yani, Amerika bile bir yardım yolladı. Anlattık. Yani gördü ki büyük ülkeler korsanlıkla yani birbirlerinden mal alsınırken biz ülkelere mal yani biz malzeme gönderdik, yardımcı olduk yani bize uzanan eli boş göndermedik öyle söyleyeyim. Bizim kültürümüzde zaten o var. Doğrudur. Evet. Sayın Başkan bize zaman ayırdığın için biz sana teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz genç mazi olarak inşallah bundaki sonra süreçlerimiz bütün ilçe başkanlarıyla beraber bir röportaj hatta belediye başkanları ilçe adamlarımız. İnşallah. Amacımız genci dışarıdaki gurbetçiler tarafından olan biten, ortak değerlerimiz, taziyelerle beraber ondan sonra düğünlerimiz olur, hastalarımız olur. Amacımız genç mazi olarak insanlara bir köprü halde olmaktır. Ben de AK Parti Genç İlçe Başkanı olarak şunu diyorum, bu ilçe için Allah için bir taş üstüne taş koyar. Kim olursa olsun. Onun alnından öperim. Yani Allah razı olsun. Evet. Ya kim eline taş olur, Allah razı olsun biz diyoruz. Evet. Biz de genç mazi olarak tabii hem bize zaman verdiği için teşekkür ederiz. Amacımız da genci güzel bir şekilde dışarıdaki vatandaşımıza, üyelerimize, genç mazlumlarımıza tatmaktır. Biz de köprü görelim. Arada bir şeyler hatırlatıyorsunuz Ahmet Bey. Ben de buradan hani sizin aracılığınızla özellikle genç ilçemizde olup da işte yurt dışında bütün gurbetçilerimize buradan kucak dolusu selamlarımızı iletiyoruz. Allah yardımcıları olsun. Onlar da tabii ki oradaki birer temsilcilerimizdir. Evet, biz de onların kulağımız. Siz de burada onları işte bizi onlara işte tanıtıyorsunuz. Hı. Allah sizden de razı olsun. Buradan dediğim gibi onlara burada sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Ve onun yanında bütün yani Bingöl burada olsun. Bingöl'e selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Genç mazlı olarak izleyicilerimize Aydın Bey tanıttık. İnşallah bundan sonra diğer parti il başkanıyla beraber ileride size daha farklı bir şeyler anlatmaya çalışırız.